Hala sarmadın mı? Sarıyorum lan işte, ağzını kırdım. Müziği de kapatmışım. Seni bekliyorum ağzını kırdım. Ulan hem geç kalıyorsun. Bir de beni suçluyorsun. Gökhan, başkanı öldüreceğim oğlum. Ne başkanı, ağzını kırdın? Bak kaç tane başkan var, başkanı öldüreceğim işte. Oğlum başkanı ne alıp veremedin var senin? Birisi bunlara dur demesi lazım. Biz öldürdükçe değişecek abi. Kafa dengi başkan gelene kadar devam mı edeceksin? Ya belki başkanla da bitmez. Ben ayrıca planı kurdum. Her şey hazır. Neymiş planın, anlatma. Abi başkan tansiyon hastası. Ben buna bir karışım vereceğim abi. Fetaminle metamfetamini bir karıştıracağım abi, kahvenin içine buna vereceğim. Yarın zaten ziyaretimize gelecek. Tansiyonum çıktı sanacak. Basınç artacak, kalbi güm 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 vuracak. Ondan sonra tansiyon ilacını alacak. Tansiyon ilacını alacak ve biraz daha bekleyişe geçecek. Ne olmuş olacak? Geç kalınmış olacak. Geç kalınca ne olacak? Başkan, görüşürüz. Başka bahara. Sen ne çok içiyorsun be Gökhan. Kola içiyorum ağzını kırdım. Ne içiyorum ben? Bunu başkalarına anlat. Oğlum tarihimizde yarın olur mu ya? Ben oğlum nereye gidiyorum ya? Sana burada. Ağzına çıkacağım. Değişen dünya düzeni değil. Değişen insanların kendisi. Kendini geliştirmeyi unutmuşlar. Ben öyle düşünmüyorum. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Tıpkı bugünkü oturduğum at yarışında olduğu üzere. Benim sayemde olmadı mı İsmail abi sence de? Benim payım yok mu bunda? Bence bu sadece senin fikrin dostum. İşte ben... sorun burada. Paylar. Kime göre pay? Ne kadar payın var? Ne kadar payın var? İnsanların birbirlerine olan katkıları. Kimin neye katkısı var? Ben kendi şansımdan bahsederken bence sen kendi şanssızlığından bahsediyorsun dostum. Bu sadece senin sorun. Tıpkı Mehmet de olduğu gibi dostum. Peki Mehmet şanssız mı? Şanssız olduğunu düşünüyor musun Mehmet? Hayır, düşünmüyorum ya. Şansım var. Olduğunu düşünüyorum. Görel ifadelerin çokluğu insanları bence yalnızlığa sürüklüyor. Bence insanların yalnızlığı da kendisi çok. Bu noktada ben kendi şansımı niçin bunları düşünerek körelteyim ki dostum? İnsan nasıl yalnız kalır ki? Bence kalabalıklar içerisinde insan yalnızdır. Ya da yalnızken de mutludur ya da mutsuz. Bu insanın onun kendi sorunu. Bu noktada ben ya da bir başkası hiçbir zaman için eleştirilmem. Kalabalığa girince zaten insan kendi bir bunalıma giriyor aslında. Çarşıda mesela kapalı çarşıya giriyorsun. Bunalımdasın. Her yerden kasvetler. Düşünsene her yer insan dolu. Dükkanlar, insanlar. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Lan ticaret. Şşş. Oğlum ne konuşuyorsunuz lan? Kafayı mı yediniz lan? Bilmiyorum, konuyu açan arkadaşımız söylesin bunu. Lan başkan öldürdüm, başkan öldürdüm. Lan koyayım, öldürdüm ya. Başkanı ya. Yarın cenaze var, bilmiyor musun lan? Aynen. Helva da yiyecek miyiz? Abi başkan ölüm haberini almadınız mı? Neden öldüğünü bilen var mı? Ya bırak. Belki kalp yetmezdi, bilmiyorum. Ben kendi şansımla ilgilenen bir insan. Bakayım iddiada acaba ne kadar param var? Lan bu adamın değişik gücü iddia, lan adam öldü lan, öldü.
O benim sorunum değil dostum. İnsanlar ölebilir. Doğal bir şey. Doğal afetler, depremler, yangınlar, pandemiden bile insanlar öldü. Bombalar patlıyor çevremizde ve biz duyarlılığımız sıfır. İnsanlar bir, duyarlılığını bıraktı artık. Bir eksikliğe gidermek gerekecekse dostum, seni söylemedim. Her neyse devam et. Abi ben öldürdüm diyorum ya. Kafayı yediniz siz lan. Lan yarın cenaze var, katılacağız ha. İnsanların... Yoksa, bizden bir de bonus mu istiyorsun? Ne yapabiliriz? İnsanların birbirlerini öldürmesi önemli değil. Önemli olan fikirlerin ölmesi. Tamam, belediye başkanı öldürdüm işte. Boş fikirler bunlar hepsi. Ben kırkı ne zaman çıkıyor? Lan adam dün bize geldi. İyi hatırlayın abi. Öldü. Öldü, buradan çıkınca öldü ya. Nasıl yani? Dünyanın geçici bir meta yığını olduğundan mı bahsediyorsunuz? Meta yığını bomboş bir çöplük. Meta ne ya? Ağzını kırdın. Meta ne ya? Meta. Meta diyordu. Meta? Meta ne lan? Meta şeydir ya. Eşya. Lan öldü da öldü. Öldürdük. Başkanı öldürdük ya. Birinizle konuşsanız lan. İşte. Bunun için ne yapmamız gerekecek? Yarın en çok ya da en fazla cenazesine katılırız. Ne yapalım abi? Cenazeye mi gidelim yani? Lan ben öldürdüm ben. Aynen. Abi sorsanıza. Kardeşim sen vardın ya. Bir anlatım sana kayalım. Siyah vara bürünelim ve cenazede bulunalım. Bunu mu istiyorsun dostum? Mehmet'in de zaten en sevdiği iş siyahlara bürünmek. Ben ne edeyim arkadaş? Ben ne edeyim? Abi adamların kafa yapısını görüyorsun yani. Ben ne edeyim daha? Abi ben başkanı öldürdüm. Neden öldürdüm? Sisteme dur demek için. Ben demezsem kim diyecekti sisteme dur diye yahu? Ya işte ortada sistem denilen bir şey yok. İstediğin kadar sen istediğin kadar sisteme yok de. Sen istediğin kadar sisteme hayır de. Sen bir hiçsin zaten ki. Sistem dediğiniz senin, onun, bunun, benim, herkesin. Senin de. Senin de zaten sistem dediğin ne? Herkesin birleşmiş ortaya bir şeyler koyduğu durum. Bence sen çok doğru söylüyorsun. Çünkü kazandığım hiçbir paradan mutmain değilim. Çünkü kazandığım para da bir hiç oluyor. O halde daha fazla oyun oynamalı ve daha fazla şansımı denemeliyim. Bizim plan yapmamız lazım. Hani ben belediye başkanını öldürdüm, belediye başkanı öldü. En son polis ne yapacağız oğlum? Garip. Ömrümde değilsiniz beyler, devam edin. İşin gücün iddia olmuş, kupon olmuş, bahis olmuş. Ne bekliyorduk? O dünyadan çıkman lazım artık. Ben sisteme ayak uydurulması gerektiği kanaatindeyim. En yakın arkadaşın Mehmet. Evet. Sana hiç yardımcı olmuyor mu? Mütemadiyen. Birçok yönden yardımcılığım var İsmail abi. Bunları şimdi tek tek sıralı listesini yapacaktır büyük ihtimal. Bence siz kendi aranızda devam edin. Ben diğer işine bakmam lazım. Hemen döneceğim beyler. Adam öldü amına koyayım, biriniz bir şey senin deyin. Tek sorunun ve senin tek sorunun kafanızda çok fazla kurguluyorsunuz her şeyi. Az önce sistem büyüten ben miydim? Sistem zaten yok ki. Lan sen bunları boş ver. Bir sigara verin lan. İlginç. Onları tutmuş. Keşke şunu oynasın. Oğlum başkan öldü diyorum lan. Başkan öldü yahu. Sen bile sigara içiyorsun. Belediye başkanını öldürdüysek başkalarını da öldürebiliriz. Sisteme kim engel oluyorsa, kim sistem bozuyorsa, kim kötü bir şekilde yönetiliyorsa buna engel olmamız lazım bizim. Bunu planlamamız lazım. Bahsettiğim şey bu. Sırf sizin yüze bağımlı oldum. İkne misiniz, neysiniz oğlum? Lan ne diyorum? Bak adam öldü, öldürdüm. Adam burada öldü, içtiği şeyden öldü. Kalp krizi gibi gözükecek, her şeyi hallettim diyorum. Yeni birilerini bulalım, halledelim şu sistemi. Her şeye çare bulmuştur dostum. Cenazesi olan kişi cenazeyi defneder, psikolojik sorun olan kişi terapi görür. Neden bu kadar dert ediyorsun ki? Ha, anlamadım. Bence kolanı iç ve biraz sakinleş dostum. Psikiyatri. Ben mantıklı yok. Psikiyatri çözüm olabilir. Şunu da şöyle dursun. Sakin ol dostum. Senin tek sorun takıntılı olman. Biraz da sigara bağımlılığı da etkiliyor bence. Takıntılı olmayı etkiler. Lan uyuşturucu kullanıyorum diyorum. Sigarayı mı devrettiniz? Kafayı mı yediniz lan? Saat geç olmuş. Ben kaçayım. Bu arada beklediğim kupon tuttu. Yaşasın. Hemen gidip parayı almak zorundayım. Lan abi benim de evet, evet, evet. Olduğunu düşünüyorum. Lan abi manyak mısınız siz? Gevşek misiniz? Başkanı öldürdüm diyorum ya bu. Sana diyeceğim tek şey geçmiş olsun dostum. Lan oğlum siz, vallahi sizi de öldürürüm. Beni çıldırtma. Oğlum bunlar kafayı yemiş bak, öldürürüm. Lan başkanı öldürdüm, başkanı.
Oğlum vallahi bana, bana bak. Sakin ol oğlum ya. Ulan başkan ölürüm yaptırdı işte abi. Adamlar gevşek. Ciddiye alsalar daha büyük sorun olurdu bak. Onlara söylemem bile hata lan. Ciddiye alsalar daha beter olur. Bittik oğlum, bittik ya. Kardeşim Allah'ını sevdiğim şu duruma bir baksana. Lan oğlum birine şey yapsalar. İnansız becerikler. Birine ağızlarından kaçırsalar. İyi oldu iyi. En azından polis falan peşimizde değil oğlum ya. Abi adamlar bizim ekipten, problem değil. Bunlar bizi anlamayacaksa kim anlayacak? Ben niye durduk yere başkanı öldürüyorum yahu o zaman? Kafayı yemiş bunlar. Vallahi hepsi aptal sürüsü yahu.